Merhaba arkadaşlar. Bugün Battlefield oyununda Orçun arkadaşımla yapmış olduğumuz multiplayer oyununu size highlights olarak birleştirdim. 3 tane oyun var burada. Bu oyunun ilginç bir tarafı şu. Biz bir aydır oynamıyorduk Battlefield 1'i. Şimdi burada videoyu izleyerek üzerinden yorumlar yapacağım. Şimdi burada reflekslerimi hala kaybetmedim görüyorum yani. Karşımda 3 kişi var. Mümkün değil ben 3'ünü alalım yani burada. Mümkün değil. Ama tabii saldırıyorsun. Birinci Dünya Savaşı. Medik beni kaldırıyor. 3 kişi beni orada alamıyor. Ben spot için flare atıyorum. Bu reflekslerimle bir kişi daha alıyorum. Burada yine refleksler çok önemli. Şurada bir kişi alıyorum. Sonra sis bombası atılıyor galiba oraya. Ama spotun ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Spot etmek işte bu kadar önemli. Burada sanırım 3 kişi var yukarıda. Ben bir kişi indiriyorum. Sniper'a kafa tutuyorum. Fakat 2 kişi daha var orada. Birini alıyorum. Sonra tabii ki arkadan adamlar geliyor. Ben bir kişiyi alırım ama orada ölüyorum. Yani insan yardıma gelir değil mi? Yok. Sentry var. Tabii ki Allah 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 Allah. Fedakarlık. Fedakarlık. Başka türlü bir yeri almanız imkansız. D bölgesini hala alamadık. Ben savaşıyorum bu arada. Görüyorsunuz. Varımı yoğumu ortaya koyuyorum. Her türlü. Tabi can düştüğü zaman da biraz yükseltmek lazım. Burada biraz başını dönebilir. Havadan müdahale etmem gerekiyordu. Çünkü görüyorsunuz hala D'yi alamamışız. Burada amacım iki kişi almaktı ama kaçırdık. Sonra bomba atar bir uçak geldi. Bomba atar uçakla da ilgilenmem gerekiyordu. Bayağı bir çaba sarf ettim. Çünkü bomba atarın üzerinde 3 kişi var. Önde, arkada bir de uçağı kullanan kişi var. Uçağı indiriyorsun ve arkadaki bir kişi de havada alıyorum. Zeplin geliyor bize yardıma. Zeplini indirmeye çalışan uçaklar var. Yine onlarla savaşıyorsunuz. Tabii mobilite olmanız lazım. Uçak düşmek üzere. Hemen indim. Açtım paraşütü. Pilotla yapabileceğim ne var? Hemen birini indirip onun klasını almam lazım. Gittim onun klasını aldım. Burası sentry'yim. Tank olarak tuşlamam gerekiyordu. Çünkü D'yi aldık ama adamlar geliyorlar. Çok önemli. Sessiz olun. Tankı her zaman supportlayın. Her zaman. Bu şekilde bitmiş. İkinci haritada daha oyunun başı. Ben uçağı alıyorum. Uçağı kullanmak için çok güzel haritalardan bir tanesi burası. Fall Fortress galiba. Burada küçük bir manevra yapıyorum yoksa direkt beni parçalayacaktı. Biraz garip gelebilir yaptığım şey ama amacım kimler var, kimler yok onları görmek. Onları hesaplıyorum. Ondan sonra kaçıyorum. Uçağı tamir ediyoruz. D'yi mi bombalıyorsun sen? Orçun D'yi mi alıyorsun diye ama benim amacım ilk gördüğüm neyse yani. Direkt F'yi görüyorum ve burada 3 kişiyi kaçırıyorum. Solda gördünüz. Yani aslında şansım olsa bir tane daha bomba atabilme. Onun süresi var tabii. O üçünü de alabilirdim. Kaldıramadım. Tabii bir dahaki sefere aynı kişileri bulamayabiliyorsunuz. C'de tank var diyor Orçun. Tabii ben önüne geldiyse vuruyorum yani. Bu uçağa ben kafayı takıyorum. O beni hiç takmıyor ama. Uçağı indiriyorum. Sonra biraz dalga geçiyorum. Yani fazla dalga geçmemek lazım. Üzerine atlıyorum.
Çünkü patlarsa sen de patlarsın. C'ye girdim de C'de pusu var ya adamlar. C'de pusu varmış. O zaman ben de diyorum C'ye gideyim. Hemen C'ye geçiyorum. C'yi uzaktan müdahale edemiyorum. Onlar eve kaçıyorlar. Ben de bir kişi görüyorum. O bir kişiyi alıyorum. Uçak gitmek üzere. Hemen atlıyorum. Şurada dedim ki ben öldüm. Ama tabii durmak yok. Birinci Dünya Savaşı'ndasın. Burada bir kişiyi alıyorum. İkinci kişiyi alıyorum. Üçüncü kişi beni bilmiyor. Ama yakın dövüşte her zaman tabanca tank daha indir, iyidir. Tankı. O çünkü tanka indi. Nasıl tanka indireyim oğlum? Şimdi D tek kişiyim. D'yi alabilirim. Ama yardım lazım. Help D yazıyorum teksten. Ama gelen yok. Sniper geliyor. Şimdi onunla ulaşamam ben. Çünkü canım indiriyor bayağı yani. Tabii yine pilot klası var. Pilot klasından çıkıp scout alıyorum. Orçun geliyor. Ondan sonra sonra D'ye geldi ama bilmiyorum doğru mu yaptım yanlış yaptım ama bu da C daha önemli nokta. C tam ortada. B'de. İkisini alırsanız bayağı bir harita üzerinde ağırlığınız oluyor. Yani oyunu çevirmeniz gereken noktadan bir tanesi. Şu an C'ye tek ben geliyorum. Sağ yukarıda bir adam vardı görmemişim. Tabi yakında skoplu sniper'ı kullanamazsınız. Ben de elime tabanca aldım. Allah'tan güzel bir tabanca ki rahat rahat kullanıyorum yani. Orçun geliyor bu arada yardıma. Sağ olsun. Çünkü o D'ye gitse tek başına halledemeyebilirdi. Bu arada biz D'ye takviye alamıyoruz. Kimse yardıma gelmiyor. C'yi almak için uğraşıyoruz. Yani biraz yardım. Biraz yardım olsa yani çok rahat bir şekilde biz D'yi alırız. C'yi şu an almak üzereyiz. Yani düşün ben burada 12 kişi alıyorum. Yani biraz yardım lazım biraz. Bir tane bomba at diyor bana Orçun. Ben de yolluyorum. Yani biliyorsunuz bomba benim işim. Orçun yerde. Medik klasını değiştiriyorum. Orçun'u revive ediyorum. Sonra tekrar kendi klasımı alıyorum. Fakat burada küçük bir hatam var. Ben tamamen gözden kaçırmışım. Yerde başka bir takım arkadaşım var. Onu da revive edebilirim aslında. Ama onu kaldıramıyorum. Unutuyorum. Yani benim bir hatam. Burada ilginç bir şey var. İkimiz birbirimizi vuruyoruz. Bu arkadaş 12 canı var. Birbirimizi vuruyoruz. Orçun oraya bomba atıyor. Oo, süper bombaladım ya. Sonra geliyor beni revive ediyor. Geliyorum. Kalkma geliyorum. Bu da güzel bir sahne var. Of. Of. Şu ses var ya, şu ses. Amacım burada iki kişi almaktı ama olmuyor. Bayağı bir zorluyorum bu arada ben. Uçakla bayağı bir zorladım yani. Gemi desteği var burada. Dreadnought geliyor onlara. Takım olarak önde olduğumuz için. Ondan sonra nasıl güneş batımı çok güzel değil mi? Tabii bu surlar çok önemli. Sniper'la çok adam aldılar oradan. Onları indirmemiz gerekiyordu. Haliyle. We have lost objective Charlie. Orada ben bir kişi daha gözümü kestiriyorum. Ya.
Sniper çok önemli. Sniper'ı almanız lazım. Careful, enemy soldier. We have lost objective Freddy. Kim var kim yok indirdim yani. Sonra Nivelle Knights diye bir haritamız var, oraya geldik. Ben bu arada çok seviyorum. Kendinizi geliştiriyorsunuz gerçekten. Sniper anlamında. Bir tane tank bırakmışlar fakat tankı ben tamir edemiyorum çünkü şeyim yok. Support tool'um yok. Burada niye attı ne bilmiyorum ama çok büyük bir hata yaptı yani. Adam bir canı kalmış yazık yani. C'de tepede adam var. C'nin tepesi. Burada kafamın üzerinden geçiyor kurşun. Ve tabii ki... burada counter sniping çok önemli. Çünkü alamazsanız karşı takım sizi indirebilir. Headshot. Yani çok uzak ben vuramam falan dememek lazım. Burada bayağı zorluyorum yani şu an. Benden kaçıyorsun tabii kaçacaksın da. Zorlayacaksın ya. Zorlayacaksın. Zorlayacaksın ve olacak. Başka türlü çünkü bu iş böyle yürümez.